Artık arkadaşlar benim de bir sevgilim var. Artık başı bağlı bir YouTuber'ım. O güzel kıvrımları, içine girdiğimde hissettiğim o müthiş farklı deneyim, hatta içinden çıktığımda en yakın zamanda tekrar içine girme isteğim. Şimdi sizle de tanıştıracağım bebeği, mükemmelliği, güzelliği arkadaşlar. Hazırsanız işte... Yaklaşık 2 haftadır bu güzellikte takılıyorum. En çok oynadığım oyun şu anlık Half-Life Alyx. Belki bileniniz vardır. Half-Life'ın VR'a özel çıkmış oyunu kendisi. Açıkçası VR teknolojisinin oyun alanındaki açık ara en iyi oyunu. Diğer oyunları Half-Life Alyx ile kıyaslayamayız bile. O derece uçurum farkı var. Bir de sürekli olarak oynayabileceğiniz Beat Saber diye bir oyun var. Bunu da illa bir yerde görmüşsünüzdür. Elinizde böyle iki tane ışın kılıcı olan bir ritim oyunu. Böyle üzerinize kare kare kutular geliyor. Onları zamanında vuruyorsunuz. Doğru ışın kılıcıyla tabii falan. Öyle bir şey işte. Bir sürü farklı şarkı level olduğu için bunu da sonsuza kadar oynayabilirsiniz aslında. Fakat bu iki saydığım oyun dışında gerçekten keyifli ve gözüme çarpan hiçbir oyun olmadı henüz. Bu yüzden açıkçası bu bebekten yakın zamanda ayrılacağım galiba. Ya çok boğuyor beni, darlıyor, anlatabiliyor muyum? Peki abi önerir misin diye soracak olursanız hayır, önermem. Çünkü çok pahalı. Ucuz olsa kesinlikle önerirdim bu arada. Yani çok farklı bir deneyim olduğu için önerirdim. Ölmeden önce denemeniz gereken bir deneyim olduğunu düşünüyorum bana soracak olursanız. Hele ki gamersanız. Tabi satın almak yerine kiralayabilirsiniz her zaman. Yani ya da bir VR kafeye gidip orada deneyimleyebilirsiniz. Cüzi bir miktar para ödeyerek. Ve bu ülke şartları altında bunu yapabiliyorken yapmanızı tez zamanda öneririm. İleride yapamayabilirsiniz çünkü bunu. Dediğim gibi pahalı bir alet. Ben de pahalıya aldım. Yani o yüzden bir şekilde parasını çıkarmam gerekiyor arkadaşlar. O yüzden de aslında bu videoyu çekiyorum. Ama sadece bu videoyu çekmem değil, bir de sponsorumuz var. Kendisi de bir VR oyun aslında. Fakat daha çıkışını yapmamış bir VR oyunu. Çıkışını 5 Eylül'de yapacak. Fransız bir ekip tarafından geliştirilen bir oyun ve ekibin dediğine göre kendi şirketlerinin, kendilerinin ilk VR oyunu deneyimiymiş. Ben de gittim dedim ki ya Dollar Ajant yani Türkçe meali abi ben de yeni VR almıştım versenize oyunu deneyeyim gibi bir şey. Onlar da father dediler yani Türkçe meali olur tabii ki deneyebilirsin. Sonuç olarak önceden oyunu oynama şansım oldu. Oyunumuzun ismi Become a Star bu arada. Ya bu da aslında Beat Saber kadar iyi olmasa da bir ritim oyunu. Gitar çalabiliyorsunuz, bateri çalabiliyorsunuz. Bir müzik grubunun bir elemanı olarak konser veriyorsunuz. Ben en çok baterist olmayı sevdim bu arada. Çünkü yani oynarken önündeki davulları görebiliyorsunuz. O yüzden ritim tutmak için gelen kutucuklara da tam onların üzerinden geçtiği için kutucuklar hissiyat olarak daha zevkli oluyor yani. Gitarda ise önünüz boş olduğu için gitarı çapraz tuttuğunuz için VR içerisindeyken ya bir tuhaf oluyor işte. Anlatamıyorum şu an tam ama bir tuhaf oluyor yani. Ya tam anlatamayacağım bir boşluk hissi oluyor. Bir de sponsora ayıp olacak ama oyunda çok fazla glitch bug var. Yani aşırı fazla. Normalde hiç umursamayacağım bir mevzu bu. Ama VR oyunu olunca çok rahatsız ediyor arkadaşlar. Yani bilmiyorum kaçınız deneyimlediniz bu durumu ama. Ya mesela oynarken şöyle bir şey geldi başıma. Bunun kaydını alamadım ama alsaydım çok iyi sahneydi. Bayağı gülerdiniz yani. Yine de anlatmak istiyorum. Oynuyorum abi böyle. Ya bateride tam ritim tutturmuşum böyle kopuyorum. Tamam mı? Birden aniden kafamı sağ sol yaptım. Ve oyun bir anda tepe taklak oldu. Ya oyunda ayakta oynadığım için öyle olunca başım döndü ve en yakındaki duran koltuğa yapıştım. Ya VR'ın tabii böyle bir yanı da var arkadaşlar yani şimdi. Ya aranızda ilk kez deneyecek olanlar varsa yani yüksek ihtimal bazı şeylere alışmanız gerekecek. Eğer halihazırda oyun oynayan birisiniz çok zor olmayacaktır tabii. Fakat yine de söylemem gerekiyor çok uzun süre oynamayın. Yani kendi sağlığınız için. Ya çünkü ben yaptım ve beynim durdu ama yani 3 saat aralıksız oynadım. Ve gözlüğü kafamdan çıkardıktan sonra bir 15 dakika kendime gelemedim. Siz yapmayın bunu. Yani hiç hoş bir his değildi açıkçası. 15 dakika sonra geçti tabii ama hiç hoş bir his değildi. O kadar rahatsız etti ki beni. Yani hatta bir dahakine hep dikkat ettim. Yani artık
Oynarken böyle oynayışım hep bir saati geçmeye başladığı anda kapatıyorum. Yani sürekli saate bakma hissiyatı doğmaya başladı artık bir ara oynarken. Onun dışında gayet keyifli küçük bir ritim oyunu diyebiliriz bu arada sponsorumuza dönecek olursak. İşin ilginç kısmı çoğunuz bu oyunu istese de oynayamayacak. Ha ezikler siz ağlayın bağırın. Ha tabii gidip aşağıdaki linke tıklayarak istek listenize falan ekleyebilirsiniz Steam sayfasına gidip oyunu. Biliyorum az önce size dalga geçtim kapak falan yaptım ama eğer bunu yaparsanız bana çok destek olmuş olursunuz. Ya videoyu kapamadan meraklısı için ya da benim gibi gidip alacak insanlar, kardeşler için teknik özelliklerinden bahsetmek isterim bu VR denen aletin. Öncelikle benim aldığım model ve marka yani HTC Vive Cosmos Elite. Normalde bir ara PlayStation VR'da almayı düşündüm fakat hem daha pahalıydı hem de ben VR'ı özellikle Half-Life Alyx için almak istediğimden vazgeçtim. Çünkü PlayStation VR'da Half-Life Alyx'i oynayamıyorsunuz açıkçası. Ama sonra baktım PlayStation'da da bayağı iyi VR oyunları var. Ya ona da bakabilirsiniz yani. Bu benim aldığım HTC Vive'ın yanında iki kontrolcü. Yani şu an ekranda gördüğünüz şeyler aslında. Geliyor birlikte. Bir de iki tane kamera geliyor yanında. Sensör yani birlikte geliyor. Bunları da işte oynayacağın odaya kuruyorsun. Öyle iki tarafına. Hareketlerinizi algılıyor. En beğendiğim şey de bu kontrolcülerin kullanışlığı oldu. Üstünde topu topu 3 tane tuş var. Bir burada tetik var. Böyle tık 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 yapabildiğiniz. Bir şurada altta bir tuş var. Şurada iki tane. Bir de önde kocaman büyük bir tuş var. Bir de iki tane alt üst tuş var. Bunlar tabii genelde menü tuşları oluyor kendileri. Asıl olay şu dediğim gibi 3 tuş. Yani kullanması çok daha rahat, çok daha kolay olması çok hoşuma gitti. Yani bu 3 tuşta şu gördüğünüz, asıl gösterdiğim 3 tuşta her şeyi yapabiliyorsunuz anasını satayım. Yani ben bu 3 tuşta neler neler yaptım öyle söyleyeyim. Mesela Half-Life Alyx'te bir şarjör alıyorum. Tabancadaki şarjörü şu tuşa tek tuşla basarak çıkarabiliyorum. Sonra işte tetiğe sıkarken tabancayla buna basıyorum falan. Yani tabii her yerde, her oyunda farklı varyasyonları var. Ama genel olarak çok kullanışlı bir alet. Yani özendirmek gibi olmasın ama mesela Half-Life Alyx için söylüyorum yine. Ya baya gerçek tabanca gibi kullanımı yani. Ve bunu 3 tuşlu, aha bu kontrolcüyle yapabiliyorsunuz. Yani çok rahat, çok profesyonel. Kısacası almayı düşünüyorsanız %100 HTC Vive öneririm. Model olarak da ya Pro ya da benim kullandığım işte bu Cosmos Elite tercih etmenizi öneririm. Son kez videoyu kapamadan tekrar sponsorumuza teşekkür ediyorum. Become a Star'a, Fransız ekibe buradaki Jomepel, Melih falan bir şeyler. Become a Star'a aşağıdaki linkten tıklayıp Steam sayfasına gidip bakabilirsiniz. Yani ne olmuş ne bitmiş nasıl bir oyunmuş diye. Ya bu arada ulan ne denk geldi ha? Yani tam VR aldım. VR oyunu sponsor oldu geldi. Gerçekten galiba arkadaşlar dinleniyor, gözetleniyoruz. Yani bu kadar denk gelmesi beni korkutmaya başladı. Neyse hadi başka bir videoda görüşürüz. Ha gitmeden like atmayı, yorum atmayı da unutmayın bu arada ha. Hadi bay bay.